Günümüzde üç maymunu oynamak ifadesi insanın gördüğü, duyduğu, bildiği şeyleri çıkar için görmemiş, duymamış, bilmiyormuş gibi yapması anlamında kullanılır. Oysa üç maymunu oynamak Japonya'daki bir tapınakta resmedilmiş olan bir öğretidir. Tapınağın duvarındaki kabartmada biri gözünü, diğeri kulağını, diğeri de ağzını kapatmış üç maymunla tasvir edilen bu öğreti 8. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkarak Budist rahipler aracılığıyla Çin'e ve Japonya'ya taşınmıştır ve özü kötüye bakmamak, kötü olanı dinlememek ve kötü şeyler yapmamaktır. Kadın ve erkek hem fiziksel hem de ruhsal olarak birbirlerinden farklıdır. Bu farklılık zıt kutupların çekim yasasına uygun olarak kadın ve erkeğin arasında çok gizemli bir etkileşim oluşturur ve aşkı doğurur. Evlenmeden önce ya da evliliğin ilk zamanlarında aşk tıpkı bir maskeli balo gibidir. Balodayken en güzel kıyafetler içinde yüzlerce maskelerle keyifli ortamda uygun davranışlar sergilenir. Ama eve dönüp maskeler ve kostümler çıkarıldıktan sonra işler değişir. Artık o balodaki şık, kibar beyefendi ve zarif çekici hanımefendi gider. Yerine en doğal ve rahat haliyle davranan, kızan, sinirlenen, burnunu karıştıran, tüküren, ortalığı dağıtan, küsen, kırılan, dırdır eden ve bunun gibi tüm insan hallerini sergileyen iki kişi gelir. Zaman içinde çift birbirini tüm yönleriyle görmeye, kişiliklerini tüm ayrıntılarıyla öğrenmeye başlar. En doğal hallerini ve farklı koşullardaki duygu ve davranışlarını gördüklerinde birbirlerinin değiştiğini düşünürler. Aslında bu bir değişim değil, tanımadıkları yönlerinin ortaya çıkışıdır. Eşlerinin yeni tanıştıkları tavır ve davranışlarına başlangıçta tepki vermeseler de bir süre sonra tahammül edememeye başlarlar ve evlenince değişti, eskiden daha anlayışlıydı, şimdi hemen sinirleniyor, önceleri kibar ve duygusaldı, artık kaba ve duygusuz, artık onunla konuşamıyorum, beni anlamıyor gibi şikayetlerin ardı arkası kesilmez. Kavgalar, tartışmalar başlar. Evliliklerin başlangıcında hem kadın hem erkek farklılıklarından kaynaklanan hem de eşlerin birbirlerini tanımadıkları özelliklerini keşfetmeleri sonucunda ortaya çıkan çatışmalar bir de zaman içinde geçirdikleri doğal değişim sürecine uyum sağlayamamaları eklenir. Sonuç uyumsuz ve mutsuz bir evliliktir. Hatta çoğu durumda uyumsuzluk giderek artarak evliliğin tansiyonunu yükseltir ve bir süre sonra damarlarını tıkayarak sonunda büyük bir krize neden olur. Üstelik işler hiç bu aşamaya gelmeden görmedim, duymadım, bilmiyordum diyebilmek gibi bir alternatif varken. Ben bu alternatifi evlilikte üç maymun tekniği olarak adlandırıyorum. Üç maymunu oynamak eşler arasındaki çatışmaları ortadan kaldırarak evliliğe anlayışı, mutluluğu ve huzuru getirir. Yapılması gereken tek şey eşin yaptığı her hatayı görüp yüzüne vurmamak, söylediği her kötü sözü duyup karşılık vermemek ve kötü konuşmamaktır. Aksi takdirde bir satranç oyunundaymış gibi eşlerin birbirlerinin her hamlesine bir hamleyle karşılık vermesi sonucunda şahmat olan evliliktir. Bunu unutmamak gerekir. Evlilik, saygı, sadakat, sorumluluk, olgun sevgi, sabır, eşlerin birbirine dikkat, özen, kabul, takdir, şefkat sunması ve kendileri olmakta özgürlük tanımasını gerekli kılan uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta virajlar, inişler, çıkışlar, uçurumlar ve engebelerle karşılaşılabilir. Evlilik yolculuğunda zorlukları aşarak düzlüğe kavuşmak ancak uyum ve denge ile mümkündür. Evlilikte uyumun ve dengenin altın anahtarı ise üç maymun tekniğidir. Eşinizin yaptığı hataları görmeyin, hoşgörülü olun, yaptığı güzelliklere odaklanın ve kötü yönlerini önemsemeyin. Söylediği güzel şeyleri duyun, hoşunuza gitmeyenleri duymayın. Ona güzel konuşun, aklınıza öfkeyle gelen kötü sözleri yazın, tekrar okuyun ve o kağıdı yakarak küllerini camdan savurun. İşte o zaman kötüler azalır, iyiler artar, mutluluk büyür. Çünkü insan neye odaklanırsa onu büyütür. Ve unutmayın, mutlu bir evlilik iki kişinin kusursuz olmasıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmeleriyle mümkündür. Ve aşk birbirini kusursuz olduğu için değil, kusursuz olmadığı halde sevmektir.